başarılı bulduğumuz veya başarısız bulduğumuz ne varsa, ne iş varsa böyle arka planını görünce biraz daha kafada daha net oluşuyor. Tüm bu süreç aslında nasıl ilerledi? Bununla ilgili tek tek süreci anlatmak istedim. Ekipmandan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Lise 1 veya 2'deydim sanırım. Ailem bana böyle bir kamera aldı doğum günü hediyesi olarak. Nikon'un D3100 kamerası. Aslında telefonlardan daha kötü bir kamera sanırım. Yani hem çok eski zaten hem zaten çok profesyonel bir makine değil. Böyle gözüktüğüne bakmayın yani. Ve bana Murat 3 yıl önce sanırım bu lensi hediye etmişti. 50 milimlik ve çok kaliteli bir lens. Ama otofokusu olmadığı için bulanık görüntü elde ediyorum. Çünkü çok hafif bir oynatmayla tüm görüntü kayabiliyor zaten. Bir süre sonra bunu kullanmayı öğreneceğim mutlaka. Boya marka bir de yaka mikrofonum var. 5 yıl önce başlamak istediğimde tripodum yoktu ve mikrofonum yoktu. Bunlar vardı zaten elimde. Ben de onu değerlendirmiş oluyorum. Bir de tabii telefonum da işte iPhone 8 Plus. Bu kadar yani aslında zamanla bunlar da geliştirir, revize edilir tabii ki de. Ama gerçekten başlamak isteyene hep derler ya böyle bir şey bahanesi yok yani bu işin. Hani elinizde ne kamera varsa, ne telefon varsa o eski ve kötü görüntü bile bazen bir farklı bir tarz yaratmanızı sağlayabiliyor derler. Buna gerçekten inanıyorum. Asıl YouTube süreci 7 Nisan'da başladı. Tam 7 Nisan'da ilk kez kamera karşısına oturdum ve bir deneme çekim yaptım. Ve açıkçası çok kötü geçti. Ne ışığı beğendim, ne konuşma şeklimi beğendim, ne de bilmiyorum kendi görüntümü, ses tonumun mikrofona geliş şeklini. Böyle çok açıkçası gergin bir gün geçirdim. Ve o gün beni bu konuda en çok destekleyen ve yardımlarını hiç esirgemeyen Melisa ve Melih'le bir telefon konuşması yaptım. Onlardan onayı aldıktan sonra hem bu video fikriyle ilgili hem gelecekte yapacağım videolar yani YouTube'da aslında kafamda ne düşünüyorum bunu iyice konuştuktan sonra tüm video fikirlerini bu deftere ve tüm o videolarda nasıl çekeceğimle ilgili sahnelerle ilgili her türlü detayı da bu deftere not almaya başladım. İlk gün böyle çekimden rahatsız olunca, hiç böyle konuşamayınca ve çok gerilince ikinci gün direkt aynayla konuşmamın kamerada nasıl yansıdığına bakmak istedim. Yine olmadı, yine içime sinmedi. Bu 2 gün tanışma süreci gibi bir şey oldu kamerayla. Bir yıl önce biz bu paylaştığım videonun benzerini hayatımla ilgili olan kısmını Melisa ve Melih'le çekmeye karar vermiştik aslında. Ve onlar benden upuzun böyle hayatını anlat, biz de hani görelim ve ne görüntüler kullanacağımızı belirleyelim diye bir ricada bulmuşlardı. O zaman tam 1 yıl önce böyle bir metin yazdım. Üçüncü gün bir kıyafet belirleme süreci yaşadıktan sonra annemle birlikte en son görmüş olduğum bu siyah elbise ve tespih şeklinde olan kolyemi takma kararında bulunduk. Yani çok ufak bir detay gibi gözüküyor bence ama o videoda çok renkli veya çok hareketli bir şey giyseydim çok dikkati hikayedense kıyafete almış olurum korkusuyla daha sadeleştirdim kendi tarzımı. Genel olarak en önemli verdiğim şey anlatmak istediğim şey samimi bir şekilde geçirmek. Yani her videodaki konuşmamdır, giyimimdir, duruşumdur o videoyu destekler nitelikte olsun istiyorum veya görüntüler o alt metni doldursun istiyordum. Daha sonra çekime yapmaya başladım. Ama bu konuda en zorlandığım şey sanırım evde biri varsa hani arka odadan sanki annemler beni bir şekilde duyuyor ve hani gülünç bir durummuş gibi bir hissiyata kapılıp deli işi gibi geliyor. Sonuçta kameraya bakıp kendi kendime konuşuyorum işin sonunda ve bir şekilde duygulanıyorum anlattığım şeyle alakalı. İyice yani sirke dönüyor gibi hissediyorum yani olay. Ve bir yandan da tabii ki de hikayeyi daha da zenginleştirecek. Yani atıyorum çocukluk fotoğraflarıma baktığım anı. Mesela çocukluk fotoğrafım yok doğru düzgün belki ama en azından böyle bir bakış açısıyla kamerayı tavana yapıştırarak evde böyle kendi prodüksiyonumla yapmaya çalıştım. Ve sonra aslında asıl araştırma kısmı başladı. Yani bu araştırma kısmı yıllardır aslında süren bir şey sonuçta. Beğendiğim tüm belgeselleri, mini belgeselleri defalarca izleyip
not aldım. Yani bu çok uzun süren bir süreç oldu. Araştırma kısmı ve eğitim kısmı bu sürecin en önemli kısmıydı sanırım. Yani çekimden daha ziyade. Çünkü elimde zaten gezi videoları veya geçmişimle alakalı videolar var. Sadece günümüzden o siyah elbiseli videoları eklemem gerekti. Ve sonrasındaki ileriki günlerde de direkt Adobe Premiere öğrenmeye başladım. Premiere öğrenmek için Barış Özcan'ın YouTube kanalında Premiere ile ilgili bir eğitim serisi var, bir oynatma listesi var. Oradan yararlandım. Aynı zamanda da Skillshare diye bir web sitesi var. Ve o web sitesinden bununla ilgili eğitimler aldım. Ve bir diğer kaynağım da Sorelle Amor diye sanırım bir YouTuber var. Çok başarılı bir kadın. Ve onun çekim yöntemleri, işte taktikleri, önerileri vesaire bunlarla ilgili birçok video izledim diyebilirim. Ve bunları izlerken tabii ki notlar aldım. Hani nasıl yapmam gerektiğini hatırlamak için. Yani eğitim süreci uzun sürdü. Yani hala sürüyor. Hala yani takıldıkça Melisa'yı sürekli arıyorum. Sağ olsun beni her aradığımda hiç geri çevirmeden böyle yardımıma koştu. Bu açıdan çok şanslıydım. Nisan'da bu işi yapmaya başladığımda 23 Nisan'ı son tarih olarak belirlemiştim. Yani çünkü kafama bir tarih koyarsam ona uymak zorunda kalacağım diye kendimi sıkıştırmak istedim biraz. Ama 23 Nisan'a içime sinmedi. Şimdi içime sinmeyince hani 23 Nisan'a koyma zorunum olmadığını bildiğim halde o gün hem bayram günü olduğu için ilk kez bir video koymayı çok istiyordum. Hem de bilmiyorum çok içime sinen ve çok böyle olması gerektiğine inandığım bir gündü. Böyle olunca son bir gün kala çarşamba gecesi yani 22 Nisan gecesi ben yeni bir video yapmaya başladım. Lisbon'dayken hostelde dinlediğim çok tatlı iki müzisyenin kaydını almıştım. Tam da böyle dünyayı gezmekle alakalı bir şarkı olduğu için hemen kanal tanıtımına onu kullanıp önceki çekimlerden olan konuşmalarımı kesip böyle bir kanal tanıtım videosu oluşturdum bir gün içerisinde. Çok yakın arkadaşım Ceylin tasarımını yapmasını istedim kanalımla ilgili. Sağ olsun o da kırmayıp böyle bir gün içerisinde videonun gireceği gün benim ne istediğimi veya tarzımı bildiği için çok rahatlıkla yani böyle bir sonuç çıkarttı ortaya. Benim çok içime sindi açıkçası. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama bu sefer bir sonraki hafta daha da yüküm arttı. Çünkü madem bir hafta erteledim, o zaman bu videonun normalde olacağından da iyi olması gerekiyor düşüncesine kapılıp çok gergin bir hafta geçirdim. Yani gerçekten ne uyudum ne yemek yedim diyebilirim son bir hafta boyunca. Ve en son artık böyle 30 Nisan oldu. Sabahladım. Şimdi müzik bulamıyorum. Sıkıntıdaydım. Murat'ın müziğini kullanmama Batu izin verdi sağ olsun. Onu kullanacağım kesinleşti. Ve ben hemen böyle 1'e 2'ye kadar videoyu yapabildiğim tüm hale getirip yaptığım kadarıyla Melisa'ya teslim ettim. Son haline sağ olsun Melisa getirdi. Ve sonra video elime geldi. Tekrar benim açıp videoyu düzenleyip son eklemeleri çıkartmaları yapıp videoyu koymam saat 10'u buldu. Tabii ki hatalar oldu ve ilk videom olduğu için yani ilk kez böyle bir iş yapıyorum sonuçta. Evet hani Melisa yardımcı oldu son günde ama gerçekten bir şekilde ilk kez böyle bir işe soyundum. Hiç alanım olmadığı halde. O yüzden bu kadarı çıktı. Çok çalışmak gerekiyormuş. Yapan insanları çok anlamıyordum. İtiraf edebilirim. Çevremde yapanlar da var. Ama gerçekten şu an İşim gücüm bırakıp tamamen buna odaklanmış durumdayım. Yani zormuş bu işler. Kameraya bakıp konuşmak çok zormuş. Ve edit kurgu kısmı yani bu işin kurgu kısmı. Zaten günlerim açıkçası en çok vakit kaybettiğim, en çok böyle beni 23 Nisan'da yetiştirmememin nedeni kurguyu bir türlü oturtturamadım. Yani atıyorum Ankara'dan bahsediyorum. Ankara'dan İzmir'e taşınmamızdan bahsediyorum. O geçişi natürel bir şekilde nasıl yapacağım? Hani bunu düşünmem günlerimi aldı. Ve böyle olunca mesela o belgeselleri, beğendiğim tüm belgeselleri tekrar izleyip onlar nasıl yapmış? Yani başka bir konu, farklı bir konuya geçerken nasıl bir görüntü koymuş diye. O geçişleri düzelten ve güzelleştiren Melisa oldu.
Böylece video sonunda bence daha akışkan bir hale geldi ve daha izlenebilir bir hale geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hani yapmak istiyorum ve arkamda bir ekipman yok veya arkamda bir ekip yok diye düşünüyorsanız gerçekten böyle şeyler internetten bir şekilde öğrenerek bakış açınızı bir şekilde yansıtmanın yolunu bulabiliyorsunuz bence. Kanalda neler görülecek? Öncelikle gezilerle ilgili mutlaka bilgilendirici videolar koyacağım. Onun dışında tarzımla alakalı nacizane önerilerde veya kendim ne yapıyorum bunu tavsiyelerini sunacağım diyebilirim. Ve yaşam tarzımla ilgili yani yaşayış tarzım, bakış açım, bildiklerim veya değerli bulduğum her türlü bilgiyi, bunu önceden de söylemiştim. Yani bir arkadaşım bambaşka bir konudan anlıyordur. Onunla ilgili röportajlar da bulabileceğiniz. Böyle bir video serileri olacak farklı farklı. Açıkçası tek niş bir alan seçmedim. Her hafta Perşembe günü bir video gelecek mutlaka. O yüzden takip ederseniz, desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.